Evet. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi bir konseptle alakalı video hazırlamaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce inşallah bir yerlerde hatalar yapmam. Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi adı altında bir konsept hazırlamak istiyorum. Bu konsepte toplamda 16 tane oyuncu belirleyeceğiz. Birazdan şartların nasıl olacağını, ne olacağını anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Buradaki amaç yani birini üstün yapmak, işte biri en iyi oyuncu falan değil. İşte kendi aramızda böyle bir eğlenmeye çalışmak. Oyunu biraz daha eğlenceli hale getirmek. Yoksa hani kimseyi birbirine vurdurmak veya ne bileyim işte en iyi çıkartmak gibi böyle bir şey yok. Bir kere onu özellikle söyleyeyim. Eğer becerebilirsek, alnımızın akıyla çıkarsak da bunu her ay böyle devam ettirmeye gayret göstereceğim. Birinciyle alakalı da bir ödül vermeye çalışacağız. Çalışacağım daha doğrusu. Çoğu konuşmayayım. Şimdi şöyle ben düşünüyorum. Yani aklıma geldikçe anlatmaya çalışacağım spontane. İnşallah bir yerlerde hatalar yapmam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz 16 kişi olarak bu şeyi belirleyeceğiz. 16 tane oyuncu belirleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Videonun içerisinde isimler zikredeceğim. Ama unuttuğum isimler varsa hani bunlar turnuvaya katılamaz anlamına gelmiyor. Ben kendime göre bir liste oluşturdum ama aklıma gelmeyenler illaki vardır. Onlar da turnuvaya katılabilirler. Burada bizim amacımız ilk 16'yı oluşturabilmek. Önce şöyle söyleyeyim. Şartlar şunlar olacak. Aklıma gelenleri söylüyorum. Birincisi, şarjımız da bitiyor, iyi mi? Birincisi kesinlikle yayın paylaşma zorunluluğu var. Yani yayın paylaşma şöyle. Diyelim ki biz 16 kişiyi belirledik. Bu 16 kişi Discord grubunda buluşacağız. Bu arada ben turnuvanın içerisinde yokum. Ben tamamen moderatörlük yapacağım. Çünkü ben hem moderatörlük yapıp işte maçları yorumlayıp aynı anda maçları atma şansım yok. Ben sadece işin organizasyon kısmını yapmaya çalışacağım. Becerebilirsek inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle diyelim ki 16 kişiyi belirledik. Bu 16 kişiyi Discord grubunda toplayacağız. Discord grubunda maçlar esnasında ki o yayın paylaşmanın prosedürlerini birazdan söyleyeceğim. Maçlar esnasında ekran paylaşma olacak. O ekranı da ben YouTube'da canlı yayında Discord'un ekran paylaşımını size yansıtacağım. Burada belli kurallar olacak. Kurallar da şöyle. Mesela şeyi nasıl yapacağız? Önce onu göstereyim. Hepsini böyle kademe kademe anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlatabiliriz. Şimdi ben şöyle mesela önden bir hazırlık yaptım. Açılmadı abi. Tüh. Niye açılmadı? Haydi. Bunun ön hazırlığını yapmıştım ben be. Allah. Heh. Neyse. Mesela şimdi şuraya aklıma gelenlerden kafama göre yazacağım. Mesela şimdi kimi diyelim? İşte Kaan Gomez. Örnek veriyorum. Şimdi şöyle ben hani buraya 3-5 tane isim yazacağım. Kaan gibi mesela bizim Gökhan'ı yazalım. Gökhan İskenderun diyelim. Ve kim var? Aziz Baltacı diyelim. Aziz Demir diyelim. Ondan sonra kim var? İşte Furkan var. Furkan diyelim. İşte Yunus diyelim. Ondan sonra aklıma kim geliyor? Akın var mesela. Akın Soz da diyelim. Ondan sonra Osman'ı yazalım. Başka Mesut'u yazalım. Başka kim var? Ali Rıza var mesela. Ali Rıza diyelim. Gibi birazdan isimleri söyleyeceğim. Ben bunu sadece örneklemesini söylüyorum. Diyelim ki burada 16 tane oyuncumuz var. Discord'da bunların hepsi canlı yayında. Herkes bunu beraber izleyeceğiz. Beraber organize edeceğiz. Mesela diyelim ki 16 kişiyiz. Hiç kimse elenmedi. Kurallar şöyle olacak. Diyelim ki biz burada 16 kişiyi belirledik. Birinci kuralımız şu olacak.
Tek karakter olacak. Bu karakter de yani %99 antik golem olur diye düşünüyorum. Öyle ayarlamayı çalışacağım. Güç olarak da 145 gücünde olur muhtemelen. Güçsüz olacak. 3 maç şeklinde maç yapılacak. Ama bu 3 maçın içerisinde diyelim ki birinci maçı mesela örnekleme olarak söyleyeyim. Diyelim ki nasıl eşleşme olacak? 16 kişiden başlayacak. Eleme usulü işte 16 kişiden 8'e düşeceğiz yarı finaller. 8 kişiden 4'e düşecek çeyrek final. 4'ten 2'ye düşüp final şeklinde sonlandıracağız. Diyelim ki bu çarkta 16 kişi var. İşte çarkı çevirdik. Birinci kişi kim geldi diyelim? Ali Rıza geldi. Bu ilk çıkan kişi ev sahibi oluyor. Yani ev sahibi olduğu zaman ne oluyor onu söyleyeyim. Yayını yani ekran paylaşma zorunluluğu bunda olacak. Yani onu özellikle söyleyeyim hani ekranı kim paylaşacak noktasında adaleti anca böyle sağlayabilirim diye kafamda tasarladım. Tekrardan diyelim ki eşleşmeyi yaptık. Burada işte kim çıktı? Osman çıktı. Yani Ali Rıza ile Osman maç yapacaklar. İlk birinci Ali Rıza çıktığı için ev sahibi oluyor ve ekranı paylaşma zorunluluğu bunda olacak. 3 maç şeklinde bu turnuvayı yapacağız. Yani elemeler o şekilde olacak. Birinci maçı kazanan kişi ikinci maçı da kazanırsa üçüncü maçı atmaya gerek kalmayacak. Ama ikinci maçı diğer rakip kazanırsa mecbur üçüncüyü atmak zorundalar. Çünkü ikiye bir bitmesi gerekiyor maçın. Diyelim ki bunu bu şekilde yaptık. İşte kim kazandı? Örnek veriyorum. Osman kazandı diyelim. Osman'ı kenara yazacağız. İlk 8'i belirlememiz için. Bunlar işte 2 maç veya 3 maç şeklinde atacaklar. Bunu bir kenara yazacağız. Diyelim ki tekrardan diğer maça geçtik. Yani birinci yarı finali belirledik. İşte ne geldi? Akın Soz da geldi. Bu şu anda ilk geldiği için ev sahibi oldu. Yani doğal olarak yayını bunun açması gerekiyor. Yani ekran paylaşımını Akın yapacak. Tekrardan diyelim ki çarkı çevirdik. İkinci kim geldi? Yani rakip olarak Mesut geldi. Mesut'la diyelim Akın maç yaptılar. Burada kural şöyle ilerleyecek. Gene burada adaleti sağlamak adına. Mesela diyelim ki ilk maçta Osman pardon Ali Rıza'nın kazandığını hayal edelim. Hani ev sahibi oydu. Ali Rıza kazandı. Burada da ev sahibi Akındı. Mesut kamera açmamıştı. İkinci eşleşmede eğer bunlar denk gelirse yani yayını paylaşanla paylaşmayan denk gelirse o yayını paylaşmayan ev sahibi gözetmeksizin o açması gerekecek mecbur. Çünkü o hiç açmamış olduğu için adalet sağlanmıyor. Ama olur da her iki eşleşen de yayını paylaşmış, geçmiş maçlarda paylaşmışsa orada gene birinci kural devreye girecek. Yani gene ev sahibi yayını paylaşmak zorunda kalacak. Ama iki eşleşmeden biri yayını paylaşmış, biri paylaşmamışsa paylaşmayan kişi yayını paylaşmak zorunda kalacak. Yani adaleti anca böyle sağlayabiliriz. Burada da şey mantığı olacak. Yani nasıl ki mesela Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildiği zaman ev sahibi İlk birinci kura oluyor. Burada tamamen şans eseri. Yani adalet anlamında işin içerisine biraz da şans giriyor. Mecbur bu şekilde olacak. Bu arada maçlar güçsüz olacak. Az önce söylemiştim ama gene söyleyeyim. Güçsüz olacak. Dediğim gibi muhtemelen antik golem olacak. Ekran paylaşımı zorunlu olacak. Yani turnuvaya katılmak isteyenler ekran paylaşımı yapmayacaksa hiç boşuna girmesinler abi. Discord sunucumuza bekliyorum. Muhtemelen ha bu arada onu da söyleyeyim aklıma gelmişken şu an sessiz sessiz aklıma geliyor. Bugün günlerden Perşembe, Pazar günü yapmayı planlıyorum turnuvayı. Pazar günü akşam 7-8 civarlarında onunla alakalı bir bildiri yayınlayacağım. İnsanları bir yoklayalım hangi saatlerde müsait olurlar diye. Ama muhtemelen 7-8 civarında yapacağım. Onun haricinde
Discord'da sesli katılmak zorunda değilsiniz. Yani yayına girdiğiniz zaman ekran paylaşmak zorunluluğunuz var. Ama sesliye katılmayabilirsiniz. Çünkü az önce birazdan isimler paylaşacağım. Bu isimler birbiri arasında ne bileyim yani geçmişten gelme bir husumeti olabilir veya konuşmak istemiyor olabilir. Ondan diyalog halinde olmak istemiyor olabilir. Ama burada dediğim gibi yani burada amaç yani güzel bir turnuva çıkartmak. Maksat işte yeşillik olsun, oyunda eğlence olsun. Eğer bu güzel olursa belki ilerleyen zamanlarda bunu tekrarını yapabilirim. Birinci ödül olarak da sezon pas vereceğiz. Vereceğim. Daha doğrusu ben vereceğim. Hani çoğul konuşuyorum bazen dilim sürçüyor. Bu arada şöyle ekranı bir kapatacağım. Şurada bir not almıştım. Onları bir söyleyeyim size abi. Benim aklıma gelenler bunlar ama hani bunları benim söylemem. Hani bunlar gelirse bir şekilde benim bu turnuvama destek verirlerse memnun olurum. Ama bu isimlerin saydıklarımın haricinde katılmak isteyenler olursa onlar da başım gözümün üstüne gelebilirler. Bu arkadaşlara videoyu izlemesini sağlarsanız o sağlayan kişilere de ayrıyetten teşekkür ediyorum. İsimleri burada sıralamayı şahsi olarak algılamayın. Karışık yazdım buraya. Aklıma gelenleri o esnada sıcağı sıcağına yazdım. İsimleri söylüyorum. Dediğim gibi sıralamayı öncelikli olarak algılamayın. Hani bunu daha mı çok seviyor, niye bunu önce yazdı gibi algılamayın sizden ricam. Beni az çok tanıyorsunuz. Yunus Ergen, Hüseyin, Aziz Demir, Aziz Baltacı, Ali Dinçer, Ferhat Erikmen, Osman, yani Nakalt Osman'dan bahsediyorum. Orhan, Artist Sarışın, ismini bilmediğim için. O muhtemelen Gökhan Göçer diye biliyorum. Bir de Sarışın 2 diye yazmışım. Bunlar iki kişi olarak oynuyorlar herhalde. Onun haricinde bizim Gökhan İskenderun, Bedo, Bediran Çelik. Ekran gidiyor abi niye? Neyse devam edeyim. Kayıt devam ediyor çünkü. Bediran Çelik dedik. Sefa Çetinkaya. Diğer YouTube'daki arkadaşımız Brobu. Kendisini davet ediyorum. Sanal Portal. Kaan Gamez. Zopaların İbrahim. Richrich. Recep Kaynak. Bizim Şafak. O da gene YouTube'da bir kardeşimiz. Zemba Zumba kardeşimi davet ediyorum. Ali Rıza Gökçe, Tayık Von davet ediyorum. Mehmet Sarışahin, Sorce davet ediyorum. Furkan Kral Sezar davet ediyorum. Onur Cehan davet ediyorum. Aslan Biz davet ediyorum. X Leopar Aydın Akkaya davet ediyorum. Ters 61 Fatih davet ediyorum. Sefa Reis 21 davet ediyorum. Osman Ereli Sessiz Geceyi davet ediyorum. Hasan X Large davet ediyorum. Bunlar aklıma gelenler. Dediğim gibi aklıma gelmeyenler varsa da kusura bakmasınlar. Ama onlar da turnuvaya davetliler. Şartları dilimin döndüğünce anlattım. Birinciye sezon pas hediye edeceğiz. Gene özellikle söylüyorum. Buradan bir saniye kameramı açayım. Bu isimleri saydık zaten. Şöyle kameramızı açalım. Şartları söyledim. Dediğim gibi buradaki amaç eğlenmek. Ben de kendime işte içerik çıkartmaya çalışıyorum. Ama burada hani eğlenirim. Ben işte işi organize etmeye çalışacağım Discord'da. O esnada YouTube'da canlı yayın yapacağım. O yüzden ben kendimi yazmadım. Maçları yorumlayacağız. O esnada maç atılırken işi organize etmeye çalışacağım falan. Bu tarz böyle bir içerik çıkartmaya çalışacağız. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Katılmak isteyen arkadaşlar bana bir şekilde ulaşmaya çalışsınlar. Sizlerden ricam. Discord'la alakalı sunucumuz belli. Osman'la iletişime geçebilirsiniz. Osman benim aynı zamanda kanal moderatörüm. Benimle irtibata girebilirsiniz. Gökhan'la da irtibata girebilirsiniz. Gökhan'dan çünkü devamlı bir arada görüşüyoruz. Bu videoyu mümkün olduğunca etrafta paylaşmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Hani gene haksızlık olmasın diye söylüyorum. Burada kimseyi kırmak, incitmek istemiyorum. 16 kişiyi diyelim ki topladık.
16 kişiden sonra başvuran olursa burada kişi gözetmeksizin maalesef devre dışı kalacak. Hani sonradan bana gönül koymasın. Yani örnek veriyorum, diyelim ki hani atıyorum şu anda yani isimleri. 16 kişi belirlendi. Daha sonradan işte atıyorum işte Furkan bana yazdı diyelim. Dedi ki ya ben de geleceğim. Onu maalesef alamayacağım. Hani burada kişi gözetmeyeceğim. Discord grubuna ilk 16 kişi kim gelirse onu direkt sistemin içerisine dahil edeceğiz. Burada sadece gelecek olan kişilerden ricam şu, tabii ki hastalık Allah göstermesin. Ne bileyim çok acil bir şey yani Allah kimsenin başına vermesin. Tabii bu da bir işin gerçeği ama işte ölüm olur, cenaze olur, bilmem ne olur, hastalık olur. Yani ekstra bir durum olmadığı sürece hani katılacağına söz veriyorsa pazar günü dediğim gibi yani ya saat 7-8 civarlarında böyle bir organizasyonu yapmayı düşünüyoruz. Ortalama tahmin ediyorum yayın 2-2,5 saat civarında atılacak olan maçlara göre değişir. Böyle diye tahmin ediyorum. Hani böyle bir vakiti olan kişiler başvurursa memnun olurum. Çok konuştum abi. Dilim yüzüm uyuştu. Böyle bir şey yapmaya çalışacağım. İnşallah güzel olur. Sizlerden ricam bu konuda bana destek verin. Hem güzel bir organizasyon yapalım. Ben moderatör olacağım. Benim az çok adaletime inanıyorsunuzdur. Mümkün olduğunca adaletli olmaya çalışacağım. Onun haricinde aklıma gelen şu an başka bir şey yok. Yani bunları konuşmuştum. Kendim kafamda öyle kurmuştum. Başka da bir şey yok diyeyim. Videoyu etrafa paylaşın beyler. Sizlerden ricam diyelim. Kendinize dikkat edin. Selamun aleyküm. Allah'a emanetsiniz.